panosu ve B kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Şu piperneural TTS'nin incelemesini bir adam akıllı yapalım. Apover Soft ekran kaydediciyi kreklemeyi başardım. Bu erişim sorunu vardı. Gruptaki arkadaşlarımızdan yardım istedim. Onların sağ olsun yardımıyla bu erişim sorununu çözdüm. Hem Apover Soft ekran kaydediciyi crackledim. Hem de Filiz'i crackledim. Artık hiçbir sorun yok. Şimdi geçelim Piperneural TTS'ye. Ne ve der mi? Tercihler alt menüte. Ayarlar. L1/4. Ne ve der ayarları? Genel. Konuşma 2/15. Şimdi böyle tek tek anlatmıştım geçmişteki, daha doğrusu geçmişteki derken az önceki videolarda tek tek anlattım ama o çok kesinti oldu. Ben bile hiçbir şey anlamadım ondan. O yüzden adam akıllı şöyle bir video çekelim dedim. Konuşma özellik sayfası. Sen tezleyici grup. Yazı alanı salt okunur çok satırlı sedoy 19.0 punto satır 1 sola hizalı Microsoft PC yapı versiyon 15. Sen tezleyici seçin. Es dual akapela tetesi bir hayvan genus. Dual Voice Usenix PC Hub'ı versi 15. ESP'at Nige. Microsoft PC Hub'ı versi 15. Piper Neural Voices. Ne ve de ayarlar. Konuşma. Değiş. Ses. Seçim kutusu. Defki TRTR. Ve George Ne ve de A menü. Tercihler alt menü T. Ayarlarla 1/4. NVDA ayarları, genel normal konfigürasyon iletişim kutusu, kategori liste, genel 1/10, konuşma 2/15, konuşma özellik sayfası, sentezleyici grup, yazı alanı salt okunur çok satırlı SEGOE U9.0 punto satır 1 sola hizalı piper neural voices. Değiştir düğmesi alt yumuşak G. Ses seçim kutusu defki TRTR kapalı alt E. Şimdi buradan başlayalım. Ses defki TRTR. Burada ses değişimini yapıyoruz. Defki. Fahrettin TRTR. Fahrettin. Fettah TRTR. Fettah. Buradan sentezleyicileri değiştiriyoruz. Tıpkı bu eski NVDA sürümlerinde kullandığımız Aylin sentezleyicisinde olduğu gibi ya da Cem ve Yelda seslerinde olduğu gibi buradan sesi değiştiriyoruz. Konuşucu seçim kutusu medium kapalı alt or. Konuşucu dediği de yine Vocalizer, Expressive ya da Aylin sesinde olduğu gibi. Konuşucu kısmından ses kalitesini değiştiriyoruz. Mesela nasıl Cem ve Yelda'nın Embedded Compact, Embedded Pro, Embedded High, Premium High şeklinde ses kalitelerine buradan geçiş yapabiliyorsak bu konuşucu kısmı da buradan bu defa Piperneural TTS'nin seslerini değiştirmeye olanak sağlar. Ama buradan ses değişimi yapamıyoruz. Çünkü Defki, Fahrettin ve Fettah seslerinin üçü de orta kalitede eğitilmiş. Başka ses versiyonları olmadığı için burada başka seslere, daha doğrusu seslerin başka kalitelerine geçiş yapamıyoruz. Bakın hiçbir şey olmuyor. Speaker, seçim kutusu default kapalı alt ses. Speaker diyor. Bu da üstteki konuşucu benzeri bir şey. Bazı sentezleyiciler, yani Piperneural TTS'nin bazı sesleri birden fazla sentezleyici içerebiliyor. Mesela atıyorum, diyelim ki Defki diye indiriyoruz sesi. İçinden hem Fahrettin sesi çıkıyor hem de Fettah sesi çıkabiliyor. Böyle tek bir ses olarak kurduğumuz sesler bazen birden fazla ses de içerebiliyormuş. Yani ses temaları eklentisindeki ses stilleri gibi. Teknologiya 14 yeni mesaj 2.47 Türk Telekom
şarj oluyor. %77. 12.47. Açmak için iki parmakla kaydırın. Ses temaları. Sus. Hani. Türk Telekom. Açmak için iki parmakla kaydırın. Ne arıza çıktın sen de ha. Ekran kapalı. Ses temaları eklentisindeki seslere benzer ya da daha düzgün bir ifadeyle söylemek gerekirse, nasıl ki e-speak TTS'nin içinde bir sürü ses ve dil var. Bu da buradan, eğer yüklediğimiz sentezleyici tek bir sentezleyici değil de komple bir ses paketi olarak yüklenmişse, buradaki speaker bölümünden de o sesler arasında geçiş yapabiliyoruz. Ama yine burada da hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü hepsi tek kalitede eğitilmiş ve tek ses içeriyor. Hız sürgü 42.6. Hız size biraz yavaş gelebilir. Ben yavaş kullanmayı tercih ediyorum. Zaten çok hızlandırınca sapıtmaya başlıyor. 59, 60, 80, 83, 84, 85, 97, 96. Gördüğünüz gibi kelimeleri ve sayıları yutmaya başlıyor. 90, 70, 74, 50, 49, 48. Hız arttırıcı onay kutusu işaretli değil, altta. Hız arttırıcı, bunun ne olduğunu uygulamalı olarak gösteriyor. Aralık, işaretli. Gördüğünüz gibi hız arttı. Aralık, işaretli değil. Bu e-speak TTS'deki hız artırıcı seçeneğine benzer. Mesela atıyorum, konuşmayı hızlandırdınız ama yine de çok hızlı gelmediyse size, o zaman bu seçeneği de kullanarak daha fazla bir hız artışı gerçekleştirebilirsiniz. Ya da hızlandırmak istemiyorsunuz ama çok da yavaşlatmak istemiyorsunuz. Ortada böyle bir dengelemek istiyorsunuz diyelim. Konuşma hızını %0'a çekiyorsunuz. Ondan sonra bu seçeneği işaretliyorsunuz ve konuşma hızı dengelenmiş oluyor. Ses seviyesi, sürgü 69 alt ve. Bunu 69'da kullanmanızı öneririm. Çünkü 70. 70'e çıkarın. 69. Hem Defki, hem Fahrettin, hem de Fettah sesleri bas yapmaya başlıyor. Ağızlarında poşet varmış gibi konuşmaya başlıyor. Sanki ağızlarına poşet tıkıştırılmış da zorla konuşuyorlarmış gibi oluyor. 70, 69. Siz bilirsiniz ama burayı 69'da kullanmanızı öneririm. Karıştığımdan değil, kahyalık ettiğimden değil, haşa. Böyle bir şey yapmaya hakkım da yok zaten. Sadece öneriyorum. 69'un, bakayım doğru. 69. Evet, 69'un üzerine çıkardığımız zaman ses seviyesini, sentezleyiciler ağızlarında poşet varmış gibi konuşuyor. Ses perdesi, sürgü 52 alt ise. Ben bazı sentezleyicilerin ses perdesini 51'de, bazılarınınkini 52'de kullanırım. Bu benim tercihim ama siz İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burayı. Hiç sıkıntı değil. Hatta şöyle bir eğlence tam ne olacak? 99, 100, 99, 98, 90. Çözemedim sizce de. Şimdi de yaratık oldu. Hatta evrimini tamamlayamamış. Yaratık oğlu yaratık oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Böyle iyi. Moises Cale, sürgü 26 ne? Bu ayarlar, şimdi buradaki ayarlar biraz ince ayarlar. Bunları yaparken dikkat etmenizi öneririm. Buradaki ayarlar sentezleyicinin ne kadar insansı ya da ne kadar robotik konuşmasını istediğinizi belirlemenize olanak sağlar. Ve aynı zamanda
kelimeleri ne kadar yutsun ya da ne kadar kelimeleri yutmadan net konuşsun onu ayarlamanızı sağlar buradaki ayarlar. Length scale, sürbi eğimi 4-6 ile. Buraları ben böyle ayarladım. En verimli sonucu bu şekilde alabiliyorum. Tekrar söylüyorum, işinize karıştığım için değil ama sizin de böyle ayarlamanızı öneririm. Çünkü bu sentezleyici zaten henüz beta aşamasında. Bu yüzden hani en verimli sonucu almak istiyorsanız bu ayarları böyle yapmanız daha güzel olacaktır. Ama dediğim gibi karışmıyorum. Siz bilirsiniz. Sadece öneriyorum ben. Moise W. Sürgü 46 alt W. Bunu da 46'da bırakırsanız böylece o zaman kelimeler daha net oluyor. Ya bu ayarların hepsi birbiriyle alakalı. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir. Onay kutusu işaretli. Bunlar standart NVDA ayarları. Bunlar çok önemli ayarlar değil. Yani önemli ayarlar değil derken Piper Neural TTS için önemli ayarlar değil. Bütün sentezleyiciler için yapılandırılabilen ayarlar. Şu üstteki seçeneklerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylemiştim. O da şöyle oluyor. Mesela atıyorum iki tane seçeneği çok güzel ayarladınız diyelim. Ya yaptınız. Son bir aşama kaldı. Üçüncü seçeneği ya ayarlayamadınız, ya ayarını fazla kaçırdınız, ya bir şey oldu. Diğer iki seçeneğin de ayarlarının etkisi kalmıyor o zaman. İyicene sapıtıyor. Bu yüzden buradaki seçenekler birbirleriyle bağlantılı seçenekler. Ve bunları ayarlarken dikkatli olmanızı öneririm. Destekleniyorsa tekrar bu sefer Fahrettin sesine git. Tercihler alt menü T. Ayarlarla 1 bölü 4. NVDA ayarları. Genel normal konfigürasyon iletişim kutusu. Şimdi bana soru gelecek olabilir. Sen yeni NVDA kullanmaya devam edecek misin? Yoksa kendi kullandığın sürüme geri dönecek misin diye. Şimdilik biraz bakıyorum. Bir deneme yapacağım. Eğer şimdi bu Piper Neural TTS'nin manifest dosyasıyla küçük bir oynama yaparım ve eski benim kullandığım sürümü kurarım. Eğer Piper Neural TTS'yi tamamen kusursuz olmasını beklemiyorum tabii ama sorunlu da olsa benim kullandığım NVDA sürümünde çalıştırmayı başarabilirsem evet kendi kullandığım NVDA sürümüne geri döneceğim. Ama yok. Piper Neural TTS'yi eski NVDA'da çalıştırmayı başaramazsam mecburen bu sürümde kalmaya devam edeceğim. Aylin sentezleyicisine gelince, Aylin'i zaten telefonda da kullanıyoruz. Tek farkı kompakt sesi yok telefonda. Onun haricinde hiçbir değişikliği de yok yani. Şimdi geçelim. Konuşma özellik sayfası. Değiştir düğmesi alt yumuşak G. Bu sentezleyici, bu Piper Neural TTS bazı şeyleri böyle saçma sapan telaffuz edebiliyor. Bunun da nedeni henüz bu sentezleyici kendi TTS altyapısına sahip değil. Kendi TTS altyapısını kullanmıyor. Şimdilik ASPIC TTS'nin metin okuma altyapısını kullanıyor. O yüzden bazı kelimeleri saçma sapan telaffuz edebiliyor. Ama söylenilene göre geliştirici bununla alakalı bir çalışma başlatmış ve çok yakında bu sentezleyiciye büyük bir güncelleme gelecek ve sentezleyici bu defa o büyük güncellemeden sonra kendi TTS altyapısını kullanmaya başlayacak ve kelimeleri daha doğru telaffuz etmeye başlayacakmış. Seçim kutusu defki TRT kapalı altı. Fahrettin TRT. Konuşucu seçim kutusu medium kapalı alto. Şimdi biraz dinleyelim Fahrettin'in sesini. Spiker seçim kutusu default kapalı altı. Hız sürgü 47 altı. Hız artırıcı onay kutusu işaretli değil altı. Ses seviyesi sürgü 69 alt ve. Ses perdesi sürgü 52 alt se. Noise scale sürgü 20 alt ne. Length scale sürgü 54 alt le.
Noise W, sürgü 46 alt W. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir onay kutusu işareti. Destekleniyorsa konuşma leçesini otomatik olarak değiştir onay kutusu işareti. İmna seslendirme düzeyi, seçim kutusu hiçbiri kapalı altla. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al onay kutusu işareti. Karakter ve sembolleri işlerken emoji dahil Unicode konsorsiyumu verisini dahil et onay kutusu işareti. İmleç hareket ettiğinde imlecin üzerinde bulunan karakteri gecikmeli olarak açıkla onay kutusu işaretli değil altça. Büyük harflerde ses perdesi değişim yüzdesi yazı alanı 32 seçildi. Büyük harflerden önce büyük de onay kutusu işaretli altı. Büyük harflerde bip sesi çıkar onay kutusu işaretli altı. Destekleniyorsa kodlama işlevini kullanan onay kutusu işaretli altsa. Tamam düğmesi. Recording form. Fare izleme kapalı. Fare izleme açık. Ne ve de amenü. Bu videonun ve önceki videoların başlarında da söylediğim gibi. Bu düzgün bir şekilde NVDA demiyordu. Bunu sözlük girişe ekleyerek NVDA demesini, düzgünce NVDA demesini sağladım. Bakayım söz vermiş olmayayım ama oluşturduğum bu sözlük dosyasına ulaşabilirsem bu videonun açıklamalar kısmına yüklerim. Bu video YouTube'a yüklendiğinde videonun açıklamalar kısmında bir bağlantı görebilirseniz sözlük dosyasına ulaşmış ve sizlerle paylaşmışımdır. Yok, bu videonun altında herhangi bir bağlantı göremezseniz sözlük dosyasına ulaşamamışım demektir. Tercihler alt menüte. Ayarlarla 1/4. Konuşma sözlüğü alt menü. Noktalama imla sözlüğüyle 3/4. Girdi hareketleri de 4/4. Tercihler alt menüte. Araçlar alt menüre. Dual voice alt menü. Yardım alt menü. Piper voice mana gelme 6/14. Konfigürasyon profilleri ke 7/14. Kaydedilmiş konfigürasyona dön ke 8/14. Fabrika ayarlarına dön fe 9/14. Konfigürasyonu kaydet ge 10/14. Bağışta bulun yumuşak ge 12/14. Çıkış ce 14/14. Tercihler alt menüte. Ayarlarla 1/4. Birazdan da bu Piper Neural TTS'nin ses yöneticisini inceleyeceğiz. Ya dediğim gibi daha önceki videolarda bunu az önce yaptık ama o videolar saçma sapan oldu, kesik kesik oldu. Ben bile hiçbir şey anlamadım onlardan. Değil ki siz ne anlayacaksınız. O yüzden şöyle düzgün bir inceleme yapalım. Konuşma sözlüğü ayarlarla 1/4. Ne ve de A ayarları, genel normal konfigürasyon iletişim kutusu, kategori, liste, genel 1/15, konuşma 2/15. Bir de şunu sorayım sizlere, bu Piper Neural TTS'nin bir gün Android sürümü de çıkarsa sizce nasıl olur? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Konuşma özellik sayfası, sentezleyici grup. Yazı alanı salt okunur çok satırlı Segway U 9.0 punto satır bir sola hizalı Piper Neural Voices. Değiştir düğmesi alt yumuşak ya. Ses seçim kutusu Fahrettin TRT kapalı alta. Fetal TNT'ne. Konuşucu seçim kutusu medium kapalı alto. Sıkaker seçim kutusu default kapalı alt se. Hız sürgü 47 alta. Hız artırıcı onay kutusu işaretli değil alta. Şu seçeneği bir kere daha göstereyim sizlere. Aralık işaretli değil. Ses seviyesi sürgü 69 alt ve ses perdesi sürgü 52 alt ise Moises Cele sürgü 20 alt ne? Lens Cele sürgü 54 alt ile Moise W sürgü 46 alt W. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir onay kutusu işaretli. Destekleniyorsa konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir onay kutusu işaretli. İmla seslendirme düzeyi, seçim kutusu hiçbiri kapalı alt ile. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al onay kutusu işaretli. Karakter ve sembolleri işlerken emoji dahil Unicode konsorsiyumu verisini dahil et onay kutusu işaretli. İmleç hareket ettiğinde imlecin üzerinde bulunan karakteri gecikmeli olarak açıkla onay kutusu işaretli değil alt ç. Bunun ne işe yaradığını anlamadım. Bu yüzden işaretlemedim.
İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz ne işe yaradığını. Şayet kullanışlı bir özellikse işaretlerim. Büyük harflerde ses perdesi değişim yüzdesi yazı alanı 32 seçildi. Büyük harflerden önce büyük de onay kutusu işaretli altı. Büyük harflerde bit sesi çıkar onay kutusu işaretli altı. Destekleniyorsa kodlama işlevini kullan onay kutusu işaretli altı ise. Tamam düğmesi. Arabe Jordan Form. Mevde Amenü. Tercihler alt menüte. Aslında sözlük dosyasına başka girişlerde eklerim ama şimdi şöyle bir şey var. Tam ben sözlük dosyasına düzeltmeler eklerim. Sentezleyici güncelleme alır. Benim yaptığım sözlük dosyasıyla uyumsuzluk oluşur. O yüzden şimdilik sadece NVDA'yı düzgünce söylemesini sağlamaktan başka hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım o söz konusu büyük güncellemeyi aldıktan sonra da bazı bir takım telaffuz hataları devam ederse o zaman yeni kelimeler eklerim sözlük dosyasına. Ama şu an için o söz konusu mevzu bahis büyük güncelleme gelmeden sadece NVDA kelimesini düzgünce söylemesini sağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Araçlar tercihler alt menüte. Araçlar alt menüte. Valvoyca alt menüte. Yardım alt menüte. Piper boyca managerme 6/14. Konfigürasyon profilleri K7/14. Kaydedilmiş konfigürasyona dön K8/14. Fabrika ayarlarına dön F9/14. Konfigürasyonu kaydet G10/14. Bağışta bulun yumuşak G12/14. Çıkış C14/14. Tercihler alt menüte. Araçlar alt menü ve bok dosyasını göster L1/8. Konuşma görüntüleyici K2/8. Bayille görüntüleyici B3/8. Beklenti mağazası M4/8. Biton konsolu P5/8. Taşınabilir kopya oluştur T6/8. Geome kayıt tamir aracını çalıştır C7/8. Ludinleri yeniden yükle T8/8. Bok dosyasını göster. Araçlar, tercihler, ayarlar L1/4. Konuşma sözlüğü alt menü. Varsayılan sözlük ve 1/3. Test sözlüğü Z2/3. Geçici sözlük C3/3. Konuşma sözlüğü alt menü. Noktalama imla sözlüğü L3/4. Girdi hareketleri de 4/4. Ayarlar L1/4. NVDA ayarları, genel normal konfigürasyon iletişim kutusu, kategori liste, genel 1/15, konuşma 2/15, konuşma özellik sayfası, sentezleyici grup, yazı alanı, salt okunur, çok satırlı, SGO 9.0 punto satır 1, sola hizalı, piper neural voices, değiştir düğmesi, alt yumuşak G. Ses seçim kutusu Fetah TRT kapalı altı. Fahrettin TRT. Ve Jordan Fon. Ses yöneticisini Fahrettin sesiyle inceleyelim. Tekrar söylüyorum. Bu Fetah sesi de çok güzel. Asla kötü veya kullanılmayacak kadar sıkıntılı değil. Ama benim favori sesim Fahrettin. O yüzden videonun bu kısmına onunla devam edeceğim. Nevede ama. Tercihler alt menüte. Araçlar alt menüve. Doğal voice alt menüve. Yardım alt menüve. Doğal voice alt menüve. Bu arada doğal voice eklentisiyle alakalı şöyle bir yenilik yapılmış. Bak. Settings of doğal voice'e 1/4. Doğal voice'un ayarları buraya taşınmış. Eski benim kullandığım sürümde Dual Voice'un ayarları falan her şeyi sentezleyici seçme alanının içindeydi. Visit test sapılınfiyer web site. U2/4. Burada da bu Dual Voice'un geliştiricisi olan şahsın yaptığı diğer uygulamalardan bahsediyor. SAPI Unifier sitesine gidin. Visit test Dual Voice web site. D3/4. Dual Voice web sitesine gidin. Kabul te Dual Voice for NVDA 4/4. NVDA için Dual Voice hakkında olarak seçenekler var. Visit te SAPI Unifier web site. U2/4. SAPI Unifier web sitesine gidin dediği şeyde buraya tıkladığımızda
bir sayfa açıyor ve o sayfadan SAPI Unifier dosyasını indirmemizi sağlıyor. SAPI Unifier nedir diye soracak olursanız, bunun incelemesini yapmıştım çok önceleri ama yine de SAPI Unifier'in ne olduğundan bahsetmekte fayda var. SAPI Unifier Windows One Core seslerini... Mesaj, Telegram, 4 sohbetten 12 yeni mesaj, mesaj, Android uygulamalar, dosya. SAPI Unifier Windows One Core seslerini SAPI 4'e ve SAPI 5'e kaydetmeyi sağlayan küçük bir program. İndirip yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Kurulumun tamamlandığına dair bir bildirim gösteriyor. Tamam diyorsunuz, bitti, bu kadar. NVDA'yı ya da kullandığınız ekran okuyucu hangisi ise onu baştan başlatıyorsunuz ve artık Windows One Core seslerini SAPI 4'te ve SAPI 5'te de görebiliyorsunuz. Visit Settings of Dual Voice 1/4. Bir de şu var, Dual Voice'un ayarlarına girmeye çalıştığımız zaman açmıyor. Neden açmıyor? Çünkü Dual Voice'u varsayılan metin okuma motoru olarak seçmediğimizden dolayı. Bizden Dual Voice'u varsayılan TTS motorumuz olarak seçmemizi ve ayarları ondan sonra açmamızı istiyor. Bakalım. T-Dual Voice Settings iletişim kutusu Your Current Speech Synthesizer is Happy Per Neural Voice. Plan seslerik T-Dual Voice as T-Speech Synthesizer in T-NVDA Speech Settings. Tamam düğmesi. Tal düğmesi. Ara Recording Phone. Şu anda Piper Neural TTS'yi kullanıyorsunuz. Öncelikle Dual Voice'a geçiş yapın ve ayarlarına teknolojiye 15 ondan sonra girin diyor. Şarj oluyor. %80'lik. 13.09. Açmak için ekran kapalı. Ne ve devam edin. Şimdi Piper Neural TTS'nin ses yöneticisini inceleyelim. Bakalım. Cap-cüt çevrim içi sürümünde otomatik altyazıları deneyin. Videolarınıza 22 dilde seçtiğiniz altyazıları kullanacağız. Liste, folder veya. Telegram, 4 sohbetten 13 yeni mesaj, 13.09. Ekran kapalı. Buna bu kadar takılmam. Arka planda konuşsun dursun sorun değil de birinin numarasını açık eder istemeden. O yüzden müdahale ediyorum. Şimdi Piper Neural TTS'nin ses yöneticisini inceleyeceğiz. Bakalım neler yapabiliyoruz orada. Tercih araçlar, Dual Voice, yardım al, Piper Voice Manager 6/14. Piper Voice Manager iletişim kutusu. Kontrol sekmesi. İnstall et sekme sayfası seçili 1/5. Burada yüklenen sesler var. Download sekme sayfası seçili 2/5. İndir sekmesi var. Önce İnstall et sekme sayfası seçili 1/5. Yüklenenlere bakalım. İnstall et Voice liste. Yüklenen sesler Defki, Quality, Medium, Landwage, TR 1/3. Sesin adını, kalitesini ve dilini söylüyor. Fahrettin, Quality, Medium, Landwage, TR 2/3. Fetah, Quality, Medium, Landwage, TR 3/3. Ayrı. Voice Model Jar düğmesi alt ve. 5 sohbetten 14 yeni mesaj. Mesaj. Uygulamaakademisi.com Ömer Goktas. Liste. İnstalle doyacağız. Sorun çıkaracak. Ben en iyisi bunu kapatayım. şimdi bakalım. İnstal. Voice. Demo ve Voice model jar düğmesi alt ve. Burada ses model kartı diye bir düğme var. Buna bastığımız zaman sesle alakalı detaylı bilgi, daha detaylı bilgiler, daha ayrıntılı bilgiler edinebiliyoruz. Tamam, burada başlangıçta seslerin üzerinde gezerken sesin adını, kalitesini, dilini söylüyor ama buradaki düğmeye basarak da ses hakkında daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Sesin kalitesi hakkında, yani ses frekansı hakkında bilgiler falan gibi daha fazla bilgiler edinebiliyoruz. Bunu eski NVDA sürümlerindeki bulunan eklenti hakkında düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki oradaki eklenti hakkında düğmesine bastığınızda
eklentiyle alakalı detaylı bilgi görüyorsunuz. Burada da ses model kartı düğmesine bastığınızda sesle alakalı daha ayrıntılı bilgiler görüyorsunuz. Basalım mesela. Model Jart iletişim kutusu Model Jart Forfettah Medium'dan Vage TRTR Tukis Tukis Packers 1 Qualic Medium Sampler Ate 22,050 Heze Dataset URL HTTPS GitHub John Nabucasa Voyage Dataset License CC0 Training Finitnet From US English Lessage Voyage Medium Qualic Tamam düğmesi. Hiper Voyage Manager iletişim kutusu. Control Sec Demo ve Voyage düğmesi Alt R. Sesi kaldır düğmesine basarak sesi kaldırabiliyoruz. Mesela basalım. Kaldırmayacağım da bakalım ne olduğunu görelim. Ben de ilk defa basıyorum şu anda bu düğmeyi. Move Voyage. İletişim kutusu Doyo Van Tore Move Tis Voyage. Voyage. Tere Terefe Tahmedim. Evet düğmesi Alt. Hayır düğmesi Alt. Ne yaptığını öğrenmek istedim. Hani bu sesi kaldır düğmesine bastığımızda direkt olarak sesi siliyor mu yoksa silmek isteyip istemediğimizi soruyor mu? Onu görmek istedim. Davranışını, ne yaptığını öğrenmek istedim. Tabii ki de. Evet, hayır düğmesi. Hiper Voyage. Install from the jar file düğmesi. Install a Voyage. Kapat düğmesi alt. Tabii ki hiçbir sesi kaldırmıyoruz. Şimdi. Control sec. Download sec. Install. Voyage model jar. Remove Voyage düğmesi alt. Sesi kaldır düğmesi var. Bir de şu aşağıda bir düğme var. Onun da açıklamasını yapayım size ben. Install from local file düğmesi. Install a voyage from our local archive. T archive contains the voyage model and configurator. T archive sold have atar geze file extension. Heh, şimdi diyor ki dış kaynaktan yani sizin bu uygulamanın bu eklentinin içinden değil de farklı bir internet sitesinden indirdiğiniz sesi buraya atmanızı sağlar. Ancak ses dosyaları bir adet HARGZ arşivine sıkıştırılmış olmalı ve model kart dosyası da dahil olmak üzere içinde eksik dosya olmamalı diye uyarı veriyor. Bakalım şimdi ne yapabiliyoruz? Kapat düğmesi, kontrol sekmesi. Install et sekme sayfası seçili 1 bölü 5. Download sekme sayfası seçili 2 bölü 5. Evet. Şimdi indirilenler sayfasına geldik. Burada ses indirme sesi indirmeyi sağlayan fonksiyonu kullanacağız. LAN-VG seçim kutusu kapalı. Dil kapalı. Buradan bir dil seçmemizi istiyor. Arabi Jordan. Catalan Spain. Cinese Cin. Zecik. Tanisi Dama. Dutçu Belgü, Dutçu Neten, Englis, Englis Unitet, Farsi İran, Finnis Finan, French Franc, Georgian Georgia, German German, Break Brece, Hungarian Hungary, Ceylandi Ceyland, İtalyan İtay, Kazak Kazakistan, Kekekeze, Sivilik Harf 49 ve Sivilika, Sivilikze, Sivilika, Sivilik Harf 49 ve Sivilika, Sivilika. Normalde bu Kiril harflerini ne okuması ne de bu şekilde telaffuz etmemesi lazım ama dediğim gibi B-Speak sentezleyicisinin altyapısını kullandığı için bu harfleri okuyor ve saçma sapan telaffuz ediyor. Umarım kendi TTS altyapısı geliştirildiğinde bunu yapmayacaktır. Ha, benim bu harflerle veya bu harfleri kullanan insanlarla bir alıp veremediğim yok. Şimdi hemen bazı kimseler buldukları herhangi bir gedikten içeri sızmaya çalışmasınlar. Benim ne Kiril alfabesiyle ne de bu alfabeyi kullanan insanlarla bir alıp veremediğim, bir uğraştığım yok. Sadece diyorum ki Türkçe bir sentezleyicinin Kiril harflerini okumaya çalışması hoş olmuyor. Görüyorsunuz. Bir daha yapayım. Kazak Kazakistan, KKKZ, Sivilik Harf 49 ve Sivilika, Sivilikze, Sivilika, Sivilika, 49 ve Sivilika, Sivilika. Sizce hoş oluyor mu yani? Sadece bunu söylüyorum. Umarım bir sonraki güncellemede bu Kiril harflerini okumaz derken,
Kiril alfabesine veya bu alfabeyi kullanan insanlara karşı bir düşmanlığım olduğundan, bu insanlarla bir alıp veremediğim olduğundan değil. Sadece hoş olmadığını söyledim. Bu konu üzerinde fazla durmayalım ve umarım bir takım ara bozmaya meraklı, sorun çıkarmaya meraklı kimselere geçecek bir kapı bırakmamışızdır bu alanda. Devam edelim. Luxemburg, Nepal'in, Norveç'in, Polis, Portekiz, Romanya'nın, Kazakistan, Peki, Havayla ve Voyages liste. İseki Ekvalit, X-Low 1/3. Şimdi, üstteki sekmede dili seçtik. Aşağıdaki sekmede de o dilin sağladığı sesleri seçiyoruz. Bak. İseki Ekvalit. İsay Kvalit, Higi bölü 3. Raya Kvalit, X-Low 3/3. İseki Kvalit, X-Low 1/3. İki tane çok düşük kalitede ses. İsay Kvalit, Higi bölü 3. Bir tane de yüksek kaliteli ses var. Burada tıpkı NVDA için kod fabrikası eklentisinde olduğu gibi ya da Android için olan Vocalizer TTS'de olduğu gibi veya Android için olan Acapella TTS'de olduğu gibi sentezleyicilerin ses örneklerini dinleyebiliyoruz. İseke. Mesela İseke. PV düğmesi altta. Ön izleme düğmesine bastığım anda sesin bir ön izlemesini duyacağım. Basıyorum. İletişim kutusu Lain Previa. Lain Previa. Doğa türünde görünetin atmosfera dağı optikal kubulus. Piper Voyager Manager iletişim kutusu. Kon Havayla ve Voyages liste. İsay Quality. PVR Group. Speakers. PVR düğmesi alt P. İletişim kutusu Lain Previa. Lain Previa. Doğa türünde görünetin atmosfera dağı optikal kubulus. Piper Voyager Manager iletişim kutusu. Speaker seçim kutusu ısa kazak TTS 2M2 kapalı. Mesela bakın bu seçtiğim ikinci ses bir ses paketiymiş ve birden fazla ses içeriyor. Isa kazak TTS M1S2 PVR düğmesi alt P. İletişim kutusu Lain Previa. Lain Previa. Taci Sevitin Dejator. Pipervoyce Manager iletişim kutusu. Speaker seçim ısa kazak Lonlu Efres Kontrol. Havayla. Raya Kvalit. PVR Grup. PVR düğmesi alt P. İletişim kutusu Lain Previa. Lain Previa. Doğa türünde görünetin atmosfera dağı optikalık kubulus. Hiper Voyager Manager iletişim kutusu. Kontrol sekmesi. Lonlu Efres Voyages List düğmesi alt R. Şimdi burada neler yapıyor? Lonlu Ad Voyager düğmesi alt D. İndir düğmesine, ses indir düğmesine bastığımızda seçtiğimiz sesi birkaç saniye ya da çok olsa bir dakika içerisinde indiriyor. Bu eklentinin eski sürümlerinde ses indirme yaparken bizi bir web sayfasına yönlendiriyor ve oradan sesleri indirmemizi sağlıyordu. Artık bunu yapmamıza gerek kalmadan sadece bu uygulamanın, daha doğrusu bu eklentinin üzerinden sesi indirebiliyoruz. Ama tabii ben şimdi indirmeyeceğim. Efres Voyages List düğmesi alt ve. Ses listesini yenile düğmesi var. Basalım mesela. Piper Voyager Manager iletişim kutusu. Kontrol sekmesi. Efres Voyages List düğmesi alt ve. Ses listesini yenile. Bu şu anlama geliyor. Bunu Smart Voice'dan birçoğunuzun tanıdığına eminim. Smart Voice sentezleyicisine yeni bir ses eklediğimizde veya Smart Voice'dan bir ses kaldırdığımızda ses listesini yenile düğmesine basıyoruz ki yaptığımız değişiklik etkili olsun. Buradaki ses listesini yenile düğmesi de sadece bununla sınırlı kalmayıp hem yaptığımız değişiklikleri kaydediyor. Uygulama başlat dinleyici. Normal dinleyici. Hem de programa yeni sesler, yeni diller eklenmiş mi? Veya mevcut dillerde ve seslerde herhangi bir güncelleme var mı? Onun denetlemesini yapıyor. Kapat düğmesi alt. Kapat düğmesi. Recording phone. Liste. Folder veya. Evet, bunu imleci de çok küçük. Büyüteceğim bu imleci. Bakalım görebilirsem videoyu durduracağım.
Panosu, normal panosu, doğru. Bilinmiyor imlece. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.